Mel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, diyarın birinde bir kadın varmış. Bu kadının 3 tane kızı varmış. Bu kızların birini yağcıya, birini balcıya, birini tuzcuya vermiş. Onlarla evlendikten sonra 3'ünün de çocuğu olmuş. O diyarda da daha fakirler için doğum evi varmış. Yağcı da balcı da zengin oldukları halde bu doğum evine gidip doğum yapmışlar. Bunlar öyle yapınca peri kızları gelmiş. Doğan kızları katran kuyusuna batırıp çıkarmış ve annelerine kapkara kızları verip salmışlar. Tuzcu da doğum evine gelmiş, doğum yapmış. 3 tane peri kızı yine gelmiş. Çocuğa güzelce kuntu yıldız kumaş, bir sürü öteberi getirmişler. Onu da böylece donatıp anasının kucağına verip salmışlar. Bu kızlar birbirini yoklamaya karar vermişler. Balcı da yağcıya gitmiş, yağcı da bakmış aynı durum, hadi gidelim tuzcuya, demişler. Bakmışlar ki tuzcu da çok güzel parlak bir kız, onu çekememişler. O tuzcu ölünce anasıyla kız yalnız yaşamaya başlamışlar. Padişahın oğlu bu kızı görmüş, çok beğenmiş ve anasını dünür göndermiş. Annesi varmış, kızıyla beraber bahçelerini gezmişler. Kapının önünde bir elmas ağacının dibine oturmuşlar. Kız, elmas ağacına, ''Ağacım, ağacım seni kim dikti?'' demiş. Ağaç seslenmiş, ''Pamuk ellerin dikti.'' Kız, ağaca, ağacım, ağacım seni kim suladı, demiş. Ağaç seslenmiş, ela gözlerin suladı. Kız, ağaca, bir ırgalandığı teyze görsün, demiş. Ağaç ırgalanmış ve dünür gelen kadının kafasına bir elmas düşmüş, kadının kafasını yarmış. Kız, kadının kafasını temizlemiş, sarmış ve kadın dünürlük lafını açamadan geri gitmiş. Kadın eve gelince oğlu merakla ne yaptığını sormuş. Kadın üzüntüyle, o kız seni almaz, çok zengin, demiş. Kadın 3 kere böyle gidip dönmüş. Kızı istemeye cesaret edememiş. Padişahın oğlu kendi gidip kapıdan girer girmez, kız ben sana dünürüm, demiş. Kız da, sen bana dünürsen ben de sana dünürüm, demiş. Bunlar çok güzel bir düğünle evlenmişler. Ondan sonra bu kızın yağcıdaki ve balcıdaki halalarının kızları gelmiş. Onun durumunu çekemeyip öldürmeyi düşünmüşler. Eniştelerinden müsaade alıp kızı hamama götürmüşler. Bunlar hamamda kızın kafasına bir şiş batırmışlar. Kız güvercin olup uçup gitmiş. Ondan sonra akşam olmuş, eniştelerine gidip karın kayboldu, bulamadık, demişler. Kız güvercin olunca kocasının odasına gelmiş. Oğlan uyuyormuş, annesi de odadaymış. Kız, kocasını görünce, padişahın oğlu uyuyor musun? Üstünü güller bürüsün, demiş, gitmiş. Kız birkaç gün kocasının odasına gelip gitmiş. Annesi oğluna durumu anlatmış. Padişahın oğlu da pencerenin önüne zift dökmüş. Güvercin gelip oraya konunca kalkıp gidememiş. Oğlan yakalayıp, sen ne güzel güvercinsin, deyip başını okşamış. Okşarken eline hamamda batırılan şiş batmış. Oğlan şişi tutup oradan çıkarmış. Güvercin de eski halini alıp kız olmuş hamamdaki durum, teyze kızlarının yaptıkları oraya çıkmış. Teyze kızlarını çağırmışlar ve 40 katıra mı 40 satıra mı razısınız, diye sormuşlar. Sonra onları katıra bindirip ormana sürmüşler. Her biri cezasını çekmiş, yemiş, içmiş, yere göçmüş, bu masal da burada bitmiş. Yıldız Kutnu,